Herkese merhabalar. Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki LGS sınavına 4 aylık bir süremiz kaldı. Çalışmalarımızı giderek arttırıyoruz, tempomuzu giderek hızlandırıyoruz ve sene sonuna doğru sınava bomba gibi hazırlanacağız. Biliyorsunuz ki sınava hazırlanırken test çözmek, soru çözmek ve deneme çözmek gerçekten çok çok önemli. Ama aklınızda şu sorunun olduğunu biliyorum. Hocam piyasadaki hangi kitabı almalıyım? Çok fazla kitap var. Hangi yayını almalıyım? Hangi işte soru tarzı LGS için uygun dediğinizi biliyorum. Kafanızın karıştığını da biliyorum arkadaşlar. Bu kitap bugün elime ulaştı. Yeni inceleme fırsatı buldum ve gerçekten çok güzel hazırlandığını gördüm. Sizler için tavsiye, kitap tavsiyesi videosu hazırlıyorum arkadaşlar. Fatih Sefi hocamız bu kitabı İnkılap Tarihi için hazırlamış ve soru bankası olarak karşımıza koymuş. Arkadaşlar kitabı incelediğimizde 3 tane süper kahraman olduğunu görüyorsunuz. Süper İsem, Hiper İsem ve en sonunda da Efso İsem olarak 3 tane kahraman var. Ve soru bankasındaki sorular bu 3 kahramanın etrafında dönüyor. Peki nasıl? İlk başta arkadaşlar sizi açtığınızda kitabı Süper İsem soruları karşılıyor. Süper İsem soruları genellikle yapabileceğiniz basit düzeyde ve bilgi tarzı sorular olduğunu görebilirsiniz. Ama sorular ilerledikçe, yani testlerde ilerledikçe karşınıza Hiper İsem kahramanı çıkıyor. Hiper İsem soruları LGS tarzına uygun, yorum ve uzun sorular. Yani paragrafı zaten görebiliyorsunuz buradan. Hiper İsem sorularının zorluk derecesi Süper İsem'e göre birazcık daha yüksek. Sorularda ilerledikçe arkadaşlar en sonunda da son kahramanı görüyorsunuz, Efso İsem. Bu tarz ise gerçekten zor hazırlanmış, tamamıyla LGS sistemine uygun, uzun paragraf ve yorum soruları arkadaşlar. Yani kitapçı incelediğiniz zaman gerçekten Milli Eğitim Bakanlığı'nın kazanımlarına uygun olduğunu ve yeni sınav sistemine uygun olduğunu görebilirsiniz. Fatih hocamız aynı zamanda arkadaşlar soru bankasının yanında 40'lı İnkılap Tarihi denemesi de hazırlamış. Fasikül fasikül ayırmış bunları. Arkadaşlar bunların bazıları sadece belli ünitelerle alakalı. Bunu da alt kısımlara yazmış. Örneğin 8. deneme 1. 2. ve 3. üniteyle alakalı. Aynı zamanda denemelere optik form da koymuş. Sizi gerçekten bir sınav sistemine hazırlıyor. Yani tam anlamıyla sınava motive olmanız için, gerçek sınav moduna uygun olması için optik form da konulmuş. Bu gerçekten güzel bir uygulama. İlerlediğiniz zaman artık son denemelere geldiğiniz zaman şunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Son denemeler genel denemeler. Yani tüm üniteleri kapsayan genel denemelere de yer verilmiş. 40'lı İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük denemesi de gerçekten güzel hazırlanmış arkadaşlar. Sizlere tavsiye ediyorum. Bunları kitapçılardan alabilirsiniz. Açıklama kısmına hangi internet sitelerinden alabileceğinizi link olarak koyuyorum. Oradan da yararlanabilirsiniz arkadaşlar.